Keyifli bir gün batımını Ford Tracker anıtında seyrettikten sonra yeni güne yepyeni bir müzeyi gezerek başlıyoruz. Uzmanların söylediklerine göre dünyada yaşam Afrika'da başlamış. Burada dünyanın oluşumuyla ilgili ilginç detaylar var. Ve bu müzede bot gezisi yapmak mümkün. Merak ediyorsanız buyurun bota geçelim. 4.6 milyar yıl evvel Big Bang büyük patlamayla dünya oluşmaya başladı ve bilim adamlarının söylediğine göre 3.6 milyar yıl evvelde ilk bakteriler ortaya çıktı. İşte şu anda durduğumuz nokta günümüzden geriye doğru geldiğimiz nokta. Bu müzede çok farklı bir yan var ve onu yaşayacağız. Tabii ki yaşamın ana kaynağı ateş, su, toprak. Biz şimdi bütün bunları bir bot turunda yaşayacağız. Evet, işte botumuz burada. Bu bota bineceğiz ve yaklaşık olarak 5 dakikalık bir yolculuğa çıkacağız. Bu 5 dakikalık yolculukta insanlığın, yaşamın doğuşunu öğreneceğiz. Burada volkanlar, depremler, buz çağı canlandırılmış. Gerçekten çok ilginç bir müze. Müzenin altında böyle bir su yolu var ve bu su yolundan her kayalar deprem etse earthquake ha? Evet, depremi canlandırıyorlar. Gördüğünüz gibi tabakalar, katmanlar yerinden oynuyor. Bot yolculuğumuzu tamamlıyor, müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bot turundan sonra müzenin bir başka noktasındayız. Burada dönen bir rulonun içinden geçiliyor. Big Bang'i, büyük patlamayı illüstre eden bir durum arz ediyor. Ve buradan yürürken tabii bu dönen rulonun üstündeki yıldızları temsil eden noktacıklar size ciddi anlamda büyük bir baş dönmesi yaratıyor. Biz de şu anda onu yaşıyoruz hakikaten burada. Kısacık bir yol ama sağa ve sola tutunarak ancak ilerleyebiliyorsunuz. Çünkü inanılmaz başınız dönüyor. Bu da büyük patlamanın, evrenin oluşmasındaki büyük patlamanın etkisi olsa gerek. Haydi bakalım. Nelson Mandela Afrika için çok önemli bir ikon. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin milli kahramanı o. Ve işte direnişin ilk yıllarında uzun süre Nelson Mandela'yı barındıran Lililis. Burası eskiden bir çiftlikmiş. Şimdi ise müze. Güney Afrika turunda şimdi Güney Afrika tarihi için önemli bir noktadayız. Arkamızdaki ev Lilislif adındaki bir ev. Bu evin önemi 1961'den 1963 yılına kadar siyahların özgürlük hareketini buradan yürütmüş olmaları. Burası bir korunak yeri, bir barınaktı. Çeşitli toplantılar burada yapılıyordu ve özgürlük hareketlerinin ana kaynak noktasıydı. Hani bir kumanda merkeziydi denebilir. Yalnız 1963 yılında bir polis baskınıyla bu hareketin ileri gelenleri tutuklanıyorlar. Başta Nelson Mandela olmak üzere birçok isim direnmeyip tutuklanmayı göze alıyorlar ve hapishanede de olsa görüşlerini ve fikirlerini devam ettiriyorlar. Şimdi tabii bu ev artık büyük bir önem taşıyor. Özgürlük ve demokrasi akımından sonra Lilislif artık bir müze. Biz de bu müzeyi birlikte geziyoruz ve o döneme tanıklık ediyoruz. Afrikalıların direniş hareketinin örgütlendiği yerlerden biri. Bir barınak merkezi bu nokta, bu çiftlik. Ve şu anda içinden seslendiğimiz oda Nelson Mandela'nın günlerini geçirdiği oda. Evet, o dönemde zenciler için birçok şey çok zordu. Çünkü ırkçı bir hükümet sürekli zencileri baskı altına alıyordu. Zenci özgürlük hareketinin mimarlarından biri olan Nelson Mandela ve arkadaşları bütün özgürlük hareketini buralarda böyle korunaklı, barınaklı yerlerde
kuruyorlardı polisin yapacağı baskınlardan kaçabilmek adına. İşte hayatının ve direnişin bir kısmını bu odada geçiriyor Nelson Mandela. Nelson Mandela'ya ait olan masayı ve sandalyeyi görüyoruz 1960'lı yıllardan kalma. Zaten 1962 yılında kendisi tutuklanıyor ve tutuklandıktan sonra yaklaşık 20 yıla yakın hapis yatıyor ve özgürlük hareketini hapishaneden devam ettiriyor Nelson Mandela. Burada bir müze tabii bu. Lili Sleep bir müze ve birçok detay var. Bizler sizler için Lili Lips'i, bu müzeyi görüntülüyoruz ve sizleri Afrikalıların, zencilerin özgürlük hareketine dek götürüyoruz. Ve biraz da Johannesburg sokaklarına karışmak istiyoruz. Burası Nelson Mandela Meydanı. Şanslıyız. Burada özel şovlar yapılıyor. Gelin birlikte izleyelim. Değerli izleyenlerimiz, Johannesburg'da Johannesburg'un kalbi olarak adlandırılabilecek bir noktadayız. Burası Nelson Mandela Meydanı. İşte arkamızda görmüş olduğunuz gibi Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ulusal kahramanı Nelson Mandela'nın bir heykeli de var. Onun dışında neler var derseniz, içinde bulunduğumuz oyun alanı çocuklar için dizayn edilmiş. Burada çocuklar gönüllerince eğlenebiliyorlar. Büyükler ne yapıyor derseniz de birçok alışveriş merkezi söz konusu burada. Yemek yiyebileceğiniz restoranlar, kahvenizi, çayınızı içebileceğiniz kafeler söz konusu ve elbette alışveriş yapabileceğiniz çok lüksünden orta kararına kadar birçok dükkanda burada Nelson Mandela Meydanı'nda bulunmakta. Şimdi biraz bu meydanı sizler için geziyoruz. Bakalım sizler de burayı beğenecek misiniz? Johannesburg'u ve Pretoria'yı gezdikten sonra bugün Durban kentine doğru bir tren yolculuğuna çıkıyoruz. Ama bildiğiniz gibi bir tren yolculuğu değil bu. Bir zaman makinesine binmişsiniz gibi. Tam 2,5 gün süren harika bir tren yolculuğu getiriyoruz ekranlarınıza. Sabahın en erken saatinde tren istasyonundayız. Yepyeni bir sabaha uyandık Güney Afrika'da. Johannesburg'daki otelimizden çıktık ve dünyanın en lüks treniyle bir macera yaşamak. Yaklaşık 2 gün sürecek bu macerada Pretoria'dan Durban'a doğru yolculuk yapacağız. Arkamızda görmüş olduğunuz bina, tren istasyonu ve birazdan check-in yapıp trenimize geçeceğiz. Gerçekten merak ediyorum çünkü Afrika'daki herkes bu yolculuktan bahsediyor. Bakalım Rovos Rail nasıl bir tren yolculuğu? Burası bekleme salonu. Değerli izleyenlerimiz, şu anda check-in yapacağımız noktadayız. Burası kolonyal bir bina. İngiliz döneminden kalmış bir tren istasyonu. Zaten iç dizayna baktığınızda her noktasında bu etkiyi görüyorsunuz. Avrupalı kokan bir bina diyebiliriz. Ve hemen önümüzde de tabii ki tren yolu var. Ve şu anda Rovers Rail trenini hazırlıyorlar. Yaptıkları çalışma treni temizleme çalışması ve gelen misafirlere bu binada çay kahve ikram ediyorlar. Tren yolculuğu öncesinde heyecanla ve merakla bu tren yolculuğunu bekliyoruz.
Çünkü Afrika'nın hakikaten keşfedilmemiş yerlerinden, keşfedilmemiş noktalarından geçecek bir tren yolculuğumuz birazdan başlıyor.